Herkese merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yumuşacık, kabardıkça kabaran, içerisinde ceviz, havuç, tarçın olan nefis bir kek tarifi hazırladım. Buyurun yapımına geçelim. Karıştırma kabına 3 adet yumurtamı alıyorum. Benim yumurtalarım oldukça büyüktü arkadaşlar. 3 adet kullandım. Eğer sizinkiler küçükse lütfen 4 adet kullanın. Çünkü yetmez. Üzerine bir su bardağı dolusu toz şeker ekliyorum. Bardak ölçüm 250 milimliktir. Şekerim ve yumurtam bembeyaz oluncaya kadar tel çırpıcıyla çırpıyorum. Siz dilerseniz mikser kullanabilirsiniz. Ben bugün elimde çırpmak istedim. Bayağı bir yorucu işlem yapıyorum şu an. Evet, çırpmanın ardından gördüğünüz gibi istediğimiz rengi ulaştık. Bu rengi gelmesi çok önemli keklerimizde. Artık üzerine diğer malzemelerimi birer birer ekliyorum. Bir su bardağı sıvı yağ, bir su bardağı süt, şöyle bir karıştırıyorum. Ardından bol havucumu ekliyorum. 2 adet büyük havuç kullandım. Dediğim gibi bu miktarları siz kendinize göre ayarlayın arkadaşlar. Eğer ki küçükse havucunuz 3 adet kullanın. 1 su bardağı dolusu ceviz ilave ediyorum. Ceviz o kadar yakışıyor ki bu kekimizi. Ne kadar bol kullanırsanız o kadar lezzetli oluyor. Şöyle bir karıştırdıktan sonra artık ununu ekliyorum. Unumuzu da lütfen kontrollü ekleyelim. Üzerine 2 yemek kaşığı dolusu nişasta ilave ediyorum. Nişastayı çok fazla kaçırmayın lütfen. Tarife sadık kalın. 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilya ekledim. Ve 1,5 çay kaşığı tarçın ilave ediyorum. Tarçını eğer yoğun seviyorsanız 2 çay kaşığı da kullanabilirsiniz. Şöyle yine bir tel çırpıcımla tekrar karıştırıyorum. Keklerim kabarmıyor, içi pişmiyor diyorsanız bu videoyu lütfen sonuna kadar izleyin. Çünkü tüm püf noktalarını sırası geldikçe sizlere anlatmak istiyorum arkadaşlar. Kek yapımı o kadar kolay ve pratiktir ki, ama dediğim gibi çok önemli küçük ayrıntıları var kekimizi yaparken. Bunları dikkat etmemiz gerekiyor. Aksi takdirde içi pişmez, dışı kızarır, içi çiğ kalır, kekiniz söner. Bunları hepsini sırası geldikçe anlatacağım. Evet, keki harcım hazır. Kalıbımı alıyorum. Kalıbımı gördüğünüz gibi şöyle tereyağı ile yağladım. Mutlaka tereyağı ile yağlayın. Ve kek harcımı içerisine boşaltıyorum. Eğer kalıbınızı güvenmiyorsanız arkadaşlar, tereyağı yağladıktan sonra lütfen bir kaşık da un ekleyerek her tarafına gelmesini sağlayın. Bu ikisini yaptığınız sürece keklerinizin çıkmaması imkansız. Kekimizi 150 derecede pişiriyoruz. Bir püf noktası da budur arkadaşlar. Kekinizi lütfen yüksek dereceye atmayın. Üzeri kızarır ve içi çiğ kalır. 150 derecede yavaş yavaş kekimizi pişiriyoruz. Ve kekimizi fırındayken yarım saat kapağını hiçbir şekilde açmıyoruz. Aksi takdirde kekiniz söner. Bu önemli ayrıntıları lütfen atlamayın. Evet, kekimiz pişti. Çok da güzel kızardı. İlk sıcaklığı çıktığı an kekimizi ters çeviriyorum. Gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde çıktı. Benim kalıbım döküm olduğu için sadece tereyağıyla yağladım. Un kullanmadım. Şöyle kekimi biraz mıncıklıyorum. O kadar yumuşacık ve ağızda dağılan bir kek tarifi ki. Eminim çok beğeneceksiniz. Favori kekler arasına girecek. Eğer videolarımı beğeniyorsanız beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Abonelik tamamen ücretsizdir. Yeni videolarımdan
anında haberdar olmak için bildirim sesini açmayı lütfen unutmayın. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Destekleriniz videolarımın devamlılığı için çok önemli arkadaşlar. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum arkadaşlar. Evet, kekimizden bir dilim kesiyorum ve iç dokusunu sizlere göstermek istiyorum. Evet. Nasıl güzel olmuş sizlere anlatamam. Yumuşacık. Hiçbir şekilde hamurlaşma yok. Gördüğünüz gibi içi sünger gibi yumuşacık bir kek tarifi. Tarifim garantilidir arkadaşlar. Çünkü her hafta yaptığım bir kektir. İnanılmaz lezzetli. Tarçının vermiş olduğu o mis gibi kokusu. Havucun ve cevizin birleşimiyle nefis bir lezzet ortaya çıkıyor. Aklınıza takılan her türlü soruya yorumu yazabilirsiniz. Ben de oradan sizlere yardımcı olurum. Şöyle bir dilim daha kesmek istiyorum. Hiçbir şekilde aklınızda soru işareti kalmasın. Tarifimin arkasındayım arkadaşlar. Eğer denerseniz, yoruma, görüş ve düşüncelerinizi yazarsanız çok sevinirim. Sizlere bir de iç dokusunu göstermek istiyorum. İçinin de güzelliğini şöyle yakından göstermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle bir doku testi yapalım. Yumuşacık. Gördüğünüz gibi ne bir hamurlaşma var, ne bir kuruluk var. Kesinlikle bu tarifi denemelisiniz diyorum. Şöyle bir de çatalla yakından sizlere renginin güzelliğini, dokusunun güzelliğini göstermek istiyorum. Kameramı yaklaştırıyorum. Evet. Efsane bir kek tarifi. Umarım sizlere yardımcı oluyorumdur arkadaşlar. Bir güzel tarifimizin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yine farklı güzel lezzetlerle görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın. Hoşça kalın.